Arkadaşlar gördüğünüz gibi ses var görüntü yok televizyonumuzda. Bunun tamirini yapacağız. Şimdi gelin birlikte televizyonumuzun tamirine geçelim. Televizyonun LCD paneli öne gelecek şekilde yatırdık. Arkasında bulunan yıldız vidaların hepsini sökeceğiz. Burada gördüğümüz çerçeveye ait tüm vidaları sökeceğiz. Ondan sonra içini açacağız. İçini açtıktan sonraki durumuna bakacağız. Arka kapağını söktük güç kaynağı ve anakart devresi, hoparlör devresi mevcut. Şimdi bunları sökeceğiz. Söktükten sonra dış paneli çıkaracağız. Panelin bulunduğu dış çerçevede küçük vidalar var. Bunları söküyoruz. Burada gördüğümüz led panele bağlı bağlantı noktaları var. Bunları şu şekilde kaldırıyoruz. Öbürünü de kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra çıkarıyoruz. Bakın kaldırdık onları. Şimdi çekiyoruz şöyle yavaş. Bunlar çok önemli arkadaşlar dikkat edelim. Öbürünü de bu şekilde çekiyoruz. Şu elimde gördüğünüz yeşil anakart, bu LCD panele bağlı anakart. Bunu dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz ve ardından LCD paneli çıkaracağız. Gördüğünüz gibi yerlerinden çıkardım. Şimdi bu paneli en önemli kısma geldik. Bu paneli dikkatli bir şekilde bulunduğu mevcut yerden başka bir yere çıkaracağız. Arkasındaki led panele ulaşacağız. Bakın şuraya koydum. Burada şu an duruyor. Bunu dikkatli çıkarmanız gerekiyor. Kesinlikle bunu kırarsanız bir televizyon parası kadar masraf edersiniz. Yaptığınız hiçbir şey anlam ifade etmez. Kesinlikle ve kesinlikle bunu çıkarken dikkat edeceksin. Hiç acele etmeden yavaşça dikkatli bir şekilde ve koyduğunuz yere dikkat edin. Kırılmasın. Şimdi bunun arkasında bulunan led panele ulaşacağız. Evet LCD paneli söktük. Şimdi bu siyah çerçeveyi sökmemiz lazım. Gördüğünüz gibi tırnaklar var. Bu tırnakları kırmayacak şekilde bütün etrafındaki tırnakları panelden ayırıyoruz. Göstermiş olduğum siyah çerçeveyi tırnaklarından ayırdım. Ve bu şekilde çıkardım. Şu gördüğünüz tabakanın arkasında LED panel var arkadaşlar. Bunlar LED panelin ışık hüzmesini süzmeye yarıyor, filtreliyor. Şimdi bunları çıkarıyoruz. Bakın şu şekilde çıkıyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, televizyonun LED panel kısmına ulaştık. Gördüğünüz gibi LED şeritler mevcut. Bu LED şeritler iki parça. Şuradan birleşiyorlar. Şimdi ben size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın, şimdi burada LED'lerin artı ve eksi uçları mevcut. Artı eksi uçları mevcut. Bunlar şimdi burada bir tane LED arızalı konuma geçtiğinde tüm LED'ler çalışamaz halde oluyor. Şimdi ben önceden şu LED barını de değiştirmiştim bakın. Diğerlerinden farklı gördüğünüz gibi. Şunlar orijinal. Normalde bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Bir tanesinin arıza vermesi durumunda hepsinin değişmesi gerekiyor. Sağlıklı olan o fakat ekonomik durumunuza bağlı. İsterseniz bir bar değiştirebilirsiniz, isterseniz tüm barı değiştirebilirsiniz. Ben şimdi bunu hangi bar arızalı olduğunu tespit etmek için e, elimde gördüğünüz şu cihazı kullanacağım. Bakın bu cihaz LEDmatik diye geçiyor. İnternetten aldım. E, hangi voltaj değerinde olursa olsun sıfırdan 300 volta kadar olan tüm LED'leri aydınlatabiliyor. Şimdi ben bu artı ve eksi kutuplara Enerji uygulayarak hangi barın arızalı olduğunu tespit edeceğim. Siz de dikkatli izleyin. Şunu belirtmek istiyorum. Bu led matiği kullanırken kesinlikle dikkat edin. Çarpılma olasılığınız çok yüksek. Eğer elektronikten anlamıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu işlere girişmeyin. Ayrıca ikinci bir unsur televizyonu sökmeden önce elektrik kablosunu fişten çekin ve televizyonun şu anakartında gördüğünüz bakın burada gördüğünüz şuradaki büyük kondansatörler enerjiyi emme özelliğine sahip. Ve üzerinde bakın 450 volt yazıyor. Bu televizyonun fişini çektikten sonra hemen boşalmıyor arkadaşlar. O yüzden e, dikkatli olun. Çektiğiniz zaman elektrikte olmasa bile fiş sizi çarpma olasılığı çok yüksek. Biraz bekleyin ondan sonra söküme başlayın. Bunları size belirtmek istedim. En önemlisi can güvenliğiniz. Şimdi bu led matiyi buradaki barlara uygulayacağız ve yanıp yanmadığını göreceğiz. Ondan sonra bakalım hangi barımız arızalı, o barımızı tespit edeceğiz. Led matiğin eksi ve artı ucunu barlara değdiriyoruz. Bakın, barlara değdirdiğimizde gördüğünüz gibi şuradaki şuradaki led yanmıyor. Bütün ledler yanıyor fakat şuradaki led yanmıyor. O yüzden bütün devreyi eksiye çeviriyor. Yani çalışmıyor. Diğer barları da deniyoruz. Bu ledlerin çoğu arızalı durumda. O yüzden komple bu led barlarını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi arızaları tespit ettik. Şuradaki bar hariç ben hepsini değiştireceğim. Çünkü bunu yeni takmıştım, yaklaşık bir sene oldu olmadı. Şimdi burada değiştirirken şunlara dikkat edeceğiz: R1, R2, R1, R2, R1 diyor. Şurada da L1, L2, L1, L2, L1 diyor. Yani left sol, right sağ. Bunlara dikkat edeceğiz. Şuradaki anakartı söktüm. Bunları da bu şekilde söküyoruz. Bakın böyle geliyor. Yapışkanlı bunlar. Bu şekilde. Bunları söktükten sonra elektronik mağazasından bu barları alacağım. Yenisini takacağım. Ondan sonra olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar parçalarımızı temin ettik. Gördüğünüz gibi şu orijinal parça bakır. Bu da yeni temin ettiğimiz parça. Bu alüminyum. E, orijinalini bulamadık. Orijinalini bulmak zor. Çünkü televizyon yaklaşık 8 yıllık bir televizyon. Alüminyum olması işimizi görür, önemli değil. Yalnız şuna dikkat edin alırken. Bakır diye arkası bu şekilde sarı e, veriyorlar ama kaplama olabiliyor ya da suyuna batırıyorlar. Aslında bakır olmayabiliyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi bu almış olduğum e, yeni led barları bu R1 L2 sıralamasına göre bu panelin arkasına dizeceğim ondan sonra LED matikle kontrolünü yapacağım. Devreleri bağlamaya başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni LED barlarını yerine monte ettim. LED matikle de tekrar kontrolünü sağladım. Hepsi yanıyor. Bir de şunu size belirtmek isteyeyim. Parçayı temin ederken elektronikçi de mutlaka LED barları kontrol ettirerek alın. Ben kontrol ettirdim ama ne olur ne olmaz diye eve geldim. Tekrar taktım yerinde entegre üzerinde tekrar denedim şu an için sıkıntı yok artık e, kurulum aşamasına geçiyoruz fitreleri kapattık şimdi üst çerçeveyi takacağız arkadaşlar led barı tamirini yaptık fakat şöyle bir aksilik oldu e, gördüğünüz gibi paneli oturturken e, ufak bir dikkatsizlik sonucu büyük bir masraf açtık daha doğrusu televizyonu değişimine sebep olduk artık Gördüğünüz gibi LED panel sağ alt kısımdan bir darbe aldı. Darbe alması sonucu bu sağ tarafta ki beyazlıklar oluştu. Size şunu söyleyeyim, ilk başta videonun başına da söylediğim gibi kesinlikle LED paneli oturturken dikkat edin. Biraz acele ettim açıkçası. Bu dış çıtayı Oturtmadan LED paneli oturttum o da metal kısma denk geldi panel ve çatlamasına sebep oldu. Benim kızdığım ve moralimin bozulduğu nokta kesinlikle panelin kırılması değil daha önce yapmış olduğum bir işlemi aynı arızadan dolayı yapmış olduğum işlemi tekrar yaparken böyle bir dikkatsizlik sonucu böyle bir hata yapmam. Bu videoyu internete atmamın sebebi siz de bu videoyu izlerken bu noktalara dikkat edin kesinlikle tecrübe sahibi olmak sadece bir olayı yaşamak değildir başkalarının yaşadığı olaylardan da tecrübe sahibi olabilirsiniz böyle bir şey başımıza geldi, sağlık olsun hiç önemli değil, hayat devam ediyor olmuşla ölmüşün önüne kesinlikle geçemeyiz bu kaderde varmış, yaşanacakmış, yaşadık bize bir tane televizyon almamıza sebep oldu, 8 yıllık bir televizyon miladı doldurmuş olabilir artık yapacak bir şey yok yeni bir televizyon alacağız. Televizyon önerileriniz varsa yorum kısmından bana iletirseniz çok memnun olurum. Sayfama abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler.